Evet Evren, e, Elneni'yi överek başladık. Burak Yılmaz Kuşkusuz Gece'nin evet. Yıldızı. E, Elneni bir süre Gustavo konuştuk o bölgedeki oyunculardan. E, mesela Galatasaray'da da Lemina, Lemina konuşuluyor. E, sen nereye koyuyorsun Elneni'yi? Ben de bir orta sahaydım diye başlayarak Evet. E, televizyonunu şimdi açanlara tekrar etmeni isteyeceğim bir Elneni kritiği istiyorum senden. Evet, Burak bu... Yılmaz zaten hepimizin çok iyi tanıdığı bir oyuncu. Herkes bitti der, birden yeniden küllerinden doğar, takımını da şahlandırır. Burak Yılmaz'ın kariyerinde bunlar hep olmuştur. Ama bugün mesela Lemina bir tarafa, Gustavo bir tarafa, elini onların bir tık daha üstüne çıktı. Yani bugünkü oyunuyla. Sadece bugün değil, son yani son 5 maç. Öyle ama bugün daha farklı oynadı. Yani bugün hem sağ tarafa gitti, top kaptı, işte girişte söyledim. Hem ön tarafa dikine işte hocamın dediği o, hemen alıp döndü, oyunu hızlandırdı. Yani alıp öyle bekleyip, Yan tarafa pasları çok fazla atmadı. Yani Beşiktaş hızlı atağa kaldırdı. Artı gitti bir de asist yaptı. Artı Vida'nın kaçırdığı pozisyonla topa vurdu. İşte o pozisyon oldu. Golü kaçırdı pozisyon. Yani hem ceza sahası içindeydi, hem kendi ceza sahası içerisinden topu aldı. Yani onun için Elneni bugün çok farklı oynadı. Yani bir orta saha oyuncusu ne yapması gerekiyorsa hem topsuz oyunda hem toplu oyunda her şeyi yaptı bugün. Yani hatta Re hocamla içeride dedik ki yani Beşiktaş'ta her pozisyonda Elneni görüyoruz. Yani Beşiktaş'a top geliyor. Eldeni, eldeni. Her taraf sanki 11 tane eldeni vardı. Onun için gerçekten e, tamam Premier Lig'de oynamış kaliteli bir oyuncu ama Sergen Hoca geldikten sonra oyun tarzı biraz daha değişti. Daha iştahlı oynuyor. İşte golü attı. O hareketleri işte orada attırdığı golden İkici sonra. İkinci yeri ki, gözümüzün pasını sildi. Attırdığı Teşekkür goldeki olsun. hırsı. Bunlar çok önemli. Yani yabancı oyuncudan bunları gördüğün zaman evet diyorsun. Hocasıyla bir uyum yakalamış. Ve takım artık iyice adapte olmuş. Evet, ben, e, ben pardon sergi... bir şey söyleyeyim. Hocam. Pardon burası. Evet. Yani çok kısa Elneni ile ilgili olduğu için bir şey söyleyeceğim. Benim düşüncem Elneni bu sezon gelen yabancı transferler arasında en iyi 3 transferden biridir. Evet. Hocam buyurun. Aslında ben hocama bir şey sormak istiyorum. Erol Bulut'un performansını nasıl görüyorsunuz düşüşünü? Bu bir Erol Bulut Ş düşüşü mü? Ya yani çok düşü değil. Esas e, Erol Hoca tabi Alanya Spor'da o düşü ikinci devrelere hep yaşıyor. Sen Ama Türkiye Kupası'nda yarı finalde Türkiye takım yarı, oluyor. yarı finalde ligde bu gel gitleri evet yaşıyor. Ben Alanya Spor tabi Erol Hoca çok önemli iş çıkartıyor. Yalnız öyle çok böyle masum az rakamlara kurulmuş bir kadro değil. Hatta Evren'le beraber maçı seyrederken değerlendirdik. Önemli oyunculardan kurulu. Evet, evet. Efecan, Sisse, Fernandez, Fernandez Ceyhun, Calma Campos. Yunanlar iyi. Siopis. Basada, Yunan e, oyuncular değil. E, Solbeks. Hayır. Ortasada Ceyhun. Salih. E, El Sakala. El Sakala. Kolkır. Wellington. Wellington. Marafona. Zavallı Zavallı bunu, şunu, bunu şunun için sordum. hafta yani içinde... bir kadro kurdu. Bakasetas Fenerbahçe Fener ile ilgili Serkan bir açıklama Bakasetas, yaptı. ya. 10 numara olarak çok iyi. Evet. Beşik, yani Fenerbahçe Fener ile ilgili... adı geçtiği için. Evet. Mi yani diyorsun? bunun acaba böyle bir etkileniyor mu bu tür şeylerden? Ya ee, performans oyuncusu olsa olabilir ama teknik adam. Yani mesela düşün. Teknik adamlar da etkileniyor sanki. Ya tamam ya. bir masa başı görev değil. Evet. Ama e, ne olabilir ki? Zaten bir ideal 11'i var. Rakibi belli. Oynattığı bir sistem var. Aa adım Fenerbahçe ile geçti deyip yanlışlıkla marafona yalıp kaleye başkasını koyamaz ki. Bilmiyorum, hocalar etkilenir mi hocama sormak lazım. Mı? Esas burada tabii fark çıkıyor. Özellikle belirli bir mesela ligde seviyeye geldi. Sizin dediğiniz çok iyi anlıyorum ben. Burada farkı gösterecek. Buradaki en büyük sıkıntı ne? Performans düştüğüne. Ya yani bunlar bir anda kötü oyuncu mu olacak? Hayır. Motivasyonla Alay ilgili spor sıkıntı olabilir yani oyuncuları motive etmek. Tabii ilgili. duygu depolarını doldurmak sağ içinde daha tutkulu, motivasyonu düşmeyen, yüksek konsantrasyonla oynayabilecek başarı geldikten sonra da orada hepimiz biliyoruz yani Müman'a orada kalmak özellikle Anadolu takımları için oradan kal yani orada kalamıyor. Bir bakıyorsun o kırılmayı çok çok Bir yerden sonra takım. aşağı doğru gidiş oluyor. Erman Hocam. Efendim hocam. Nazar değmesin. Kırmızı da yakışmış <gülüyor> hocam. <laughs> <laughs> Devre konuşmuştuk. Hafif böyle bir burada eleştirir gibi olduk ama haklıydık. Yani Fe Beşiktaş bir süredir iyi oynadı. Hatta Reha Hocam'a göre ki ben de %100 katılıyorum. Sergen Yalçın geldikten sonra tüm rakiplerinden daha iyi oynadı her maçta dedi. Bana da öyle geldi. Ee, ama gol atamıyordu. Ee, ikinci yarı Burak da çıkmaz. Ancak kendisi çıkmak isterse çıkar falan dedik. Allah'tan da ben özellikle. Ee, ikinci forvet alır mı falan diye düşünürken. Burak Yılmaz çıktı, golünü attı ve harika da oynadı ikinci yarı. 85 gibi depar atıyordu hocam. Mesela ben ne zamandır bu kadar istekli Burak görmedim. Orta sahadaki Elneni çok övüldü. Özellikle e, Evren tarafından. Ben de bir orta saha oyuncusuydum. E, şu anda ligde mevkisinin en iyisi olduğu konuşuldu. Neler söyleyeceksiniz? Sergenli Beşiktaş zorlu alanya deplasmanı. Zira Türkiye Kupası'nda yarı finalist bu takım ve zirveye oynuyor ligde de. E, Beşiktaş için bir kırılma maçı mıydı? Şimdi bir yerde rakibi. Baktığım Tabii ki. Bir yerde değilse bayağı açacaktı. Şu var. Üzerine geçti puan ee, cetvelinde. Önündeki son puan cetveli. Biliyorum. Kırk oldu. Hatta şimdi de söyledik ya Beşiktaş-Henersi şey şeyin üzerine evet. geçecekti ya Alanya. Alanya golü attıktan sonra maçı kazanacağını zannetti. Herhalde eski Beşiktaş'ı zannediyorlar onlar. Çok net bir şey gözüküyor. Aynı arabayı iki şoför kullanıyordu. İki şoför arasında fark var kadar. Yani Abdullah Avcı ile Sergen var. Yalçın arasında Kesin mı? Kesin var. Hocam 5 hafta önce söylüyordu. Zaten bir göreyim diyordu. Şimdi gördükten bakıyorum. sonra... Abi Olur. aynı araba er, Erman hocam bu... bir şoför kullandı bu şeyin e, serginin geldiği gün bu cümleyi söyledi. Evet, aynı araba lastiği motoru hepsi aynı bir şoför indi diğer şoför bindi bakacağım araba nasıl gidiyor onu göreceğim şoför farkı var mı var arkadaş şoför farkı var çok net gözüktü bugün hele bugün daha da net gözüktü niye İlk yarı birer pozisyonları var ikinci yarı beşiktaş inanılmaz maçı almak istedi. Ha alamayabilirdi de. Canel'in halini gördün mü? Nasıl koştuğunu? Burak. Motor patlatacak motor. Geriye bir gelişi var motor patlatacak. Yani bazı araba vardır basarsın basarsın gitmez basarsın ayağın çıkar motor patlatacak. Canel'i görüyor musun hakemin rakibin yanında? At sahibine göre kişiler hocam. Beşiktaşlı futbolcu bazılarına dikkat ediyor musun oyun içinde? Fırçayı yemişler belli. <laughs> söylemiş. Bir şeyler söylemiş Sergen. E Sergen bu işi iyi bilen adam. Beşiktaş farkı var. Mücadele ediyorlar. Helal olsun. Şunu da söyleyeyim. Alanya sahasında oynadı. Ben Beşiktaşlı seyircinin sesini daha fazla duydum. Alanya seyircisi tiyatro seyreder gibi maç seyrediyor. Bu tip maçlarda seyirci desteği olmazsa zorlanırsın. Futbolcuya itici faktördür. Ama Alanya takımı da daha farklı mücadele eder bekledim. Beklediğimi bu maçta bulamadım. Bu Beşiktaş mı engelledi, bastı, vakit geçtikçe daha bir tempoyu arttırdı. Sergen oyuna daha iyi yerlerde müdahale etti, dire oyuncuları soktu. Yoksa Alanya mı mücadele edemedi? Ben sanki Beşiktaş'ın Alanya'yı daha fazla zorladı fikrindeyim. Yani Alanya kötü oynamadı. Beşiktaş zorladı. Yani Beşiktaş oynatmadı. Abi çok iyi top kullandı Beşiktaş. Ben bakıyorum Beşiktaş takım sen iki kişi fazla gibi oldu ya. 55'ten 60'tan sonra. Abi bu kadar aciz oynanır mı olay Çok bariz bir şekilde maçı alacağını hepimiz hissettik. Maç geliyor artık. Senden de konuştuk içeride. Bu böyle gidişle imkan yok maçı bitirmeleri. İmkan yok. Yazık olurdu maç beraber biter, bitseydi Beşiktaş adına. Çok net Beşiktaş maçı kazandı. Alanya Beşiktaş maçı söktü aldı. Beşiktaş bastı orada kapattı. Alanya o fizik gücü çok iyi olan bir takım. Veya da konuştuk i̇şte ama i̇şte çıkamadı. da fizik gücünü pek bir başta göremedim. E fizik bunu... gücü iyi olsaydı bir direnç gösterirdi. Maç gittikçe Beşiktaş direnç gösterdi. Alanya maç gittikçe direnci düştü. 3 maçta sıfır çekti. Yani. yani. Ama Fenerbahçe de... ne oldu? oynadı, Sivas oynadı. çok zor maç. Yani, bir de Beşiktaş ikinci yarı orta kadar çıktı risk aldı. En evet. temel yaptı. Orada Evren'le de konuştuk. İkinci topları aldı. Eline ve Atiba başta olmak üzere. Alınca ne oldu? Geriye fazla koşmadı. Hep rakip yer alanda. Bir anda topu koştu. Tabii aynen Evren çok doğru söylüyorsun. Topu kouşturan Beşiktaş, topun beşinden ve rakibin peşinden koşan bir sporu vardı. Boyut tercihi için ne diyeceksin hocam? Ya boyutu, Yani Boytenkacı sakat. Santrofor arkasında tedaviye bir hastalık Evet hastalığı. Yani Beşiktaş yani 4-2-4 gibi yani 2-4-4'e döner bir oyun gibi değil. Yani boy tam mı orada tamlaması tabii ki değil. Yani oranın oyuncusu değil. Ama eldeki işte bir oyuncu sakat, bir oyuncu hasta. Yani direkt ucum yapabilecek oyuncular. Zaten Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı o. Serkan dikkat et. Yani ne zaman sıkışıyor oyun. Yani oyunun kilidini dar alan becerisi en kodu da yok. Boyutta yok. Santrofor arkası oyun ikinci santrofor gibi. Aynısı lens'te yok. Yani Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı bu. Ne zaman alan buluyorlar dikkat et çok çabuk çıkıyorlar veya geriden sürpriz bir orta saha üstü dedim ya Atiba kalıp elini bir öne destek veriyor. Orada skor yaptılar. Ondan sonra evet Burak offside ama tam Beşiktaş'ın aradığı pozisyonları işte. Yani Beşiktaş takımı esasen nerede zorlanır biliyor musun Serkan? İç sahada özellikle veya dış sahada maç 0-0 iken Beşiktaş öne geçtiği maçlarda çok rahat maçı kendi lehine çevirir. Eğer bu maç 2-1'den sonra mesela bir yarım saat olsaydı her çıkışları tehlikeli olur. Çünkü önde geniş alana ucum edebilecek hızlı oyuncuları var. Beşiktaş'ın yani ligde bundan sonra kalan süreçte de en büyük sıkıntısı 0-0 oynamak. Ne zaman 1-0 öne geçerse o zaman hiçbir sıkıntı yaşamaz.